Herkese selamlar. Futbol Manager 2021'de yeni kariyerimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. E, takımımız Lil. Zaten anket, anket yapıp bu takımı belirlemiştik daha öncesinde. E, birkaç hazırlık maçını yaptık. Kolay hazırlık maçlarıydı bunlar. E, takımı ısındırmak adına yaptığımız hazırlık maçlarını simüle ederek geçtik. Şimdi direkt Arsenal maçıyla başlayacağız. Hemen takımdan durumundan biraz bahsedeyim. İlk 4 maçta gördüğünüz gibi... E, bir beraberlik ve 3 galibiyetle ilk 4 hazırlık maçımızı kazandık. Kadro derinliğimize bir göz atalım, taktiğimize vesaire bakalım. Gördüğünüz gibi 4-2-3-1 dizilişiyle sağda olacağız e, standart. Taktik ikinci taktiğimizde yine 3-4-1-2 Yine ofansa düşüneceğimiz zamanlarda böyle bir taktikle oynayacağız. Görüldüğü gibi eee şuraya bir koyalım unutmuşuz. Bir sol bek e ihtiyacımız var. Bir stoper ihtiyacımız var. Yine bir orta saha kanatlarda ve orta sahada oynayabilen oyuncuya ihtiyacımız olduğunu düşündüm ve transfer yaptım zaten 15 Ağustos'ta aramıza katılacak 3 isim var. Şöyle göstereyim. Dario Maresic, Alberto Moreno ve Luka Ivanusek. Ee, gördüğünüz gibi Maresic genç stoper. Profil çok iyi. 16 yani pasör bir stoper. 16 pası var. Teknik 12. Vizyon 11, soğukkanlılık 9, soğukkanlılık ve pozisyon alması bir tık düşük şu an için. Ama henüz 20 yaşında bir isim. Gayet ileride gelişecek bir isim yine. Fiziksel özellikleri de gayet yerinde bir isim. Valeo Maras'ı şöyle potansiyelinde göstereyim. 140'da potansiyeli var Maras için. İleride takımımızın önemli isimlerinden biri olacak, bize para kazandıracak isimlerden biri Maras için. Daha sonra Alberto Moreno sol getirdiğimiz isim İspanyol. 8,5 milyon euro artı bonuslarla vesaire Alberto Moreno'yu takıma kattık. 14 teknik, 15 top kapma, yine orta yapma 13. Alberto Moreno çok beğendim isim aslında gerçekten. Özellikle Sevilla'da oynarken ha, Avrupa e ligini kazandığı sezonlarda seviyenin önemli işler yapmış bir isim. Daha sonra zaten Liverpool'a gitmişti oradan. Hızlı bir isim yine bekte gayet iyi bir transfer oldu bizim adımıza. Alberto Moreno bir diğer isim Luka Ivanusek 21 yaşında. Hücumun 3 noktasında da oynayabiliyor. Forvet hariç tabi. Ofansif orta sol ve sağ kanatta oynayabilen bir isim Hırvat oyuncu. Dinamo Zagreb'den geldi gayet de iyi bir transfer oldu bizim adımıza. Yine potansiyelli bir isim. Şöyle bakayım. 146 potansiyel yeteneği var. Vizyon 12. Uzaktan şut 12. Teknik 13. Dribbling 16. Gördüğünüz gibi Luka Ivanusek'in e, bu da 5.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında takımımıza katıldı. Şu an için transferlerimiz bu şekilde. Taktiğimize şöyle baktığımız zaman topa sahipken bu şekilde oynayacağız. Fenerbahçe kariyerimizde olduğu gibi. E, burada sert orta yapı seçeceğiz. Yine Fenerbahçe kariyerinde yerinde Karıya gördüğünde vur ve fazla beklemeden orta aç vardı. Burada biraz daha pas oyunuyla oynamaya çalışacağız. Geçiş oyunlarında hızlı şekilde oyuna dönmeye çalışacağız. Karşı pres, kontra vesaire gibi. Yine biraz önde olacak hücum hattımız, savunma hattımız ortalama bir şekilde olacak. Burak Yılmaz forvetimizde kral. Dün müthiş bir gol attı gerçekten. iki tane golle attı. iki golle Lili ee, şampiyonluğa doğru taşıyor. Lensi 2-0 yendiler. Uzaktan sola öyle müthiş bir vuruş yaptı. Ee, i̇kon var yine sağ kanatta. Canatın ikon da 22 yaşında genç bir isim. Canatın Bamba keza geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe'de ilgilenmişti. Ondan sonra zaten adam bon bonservis bir şekilde Lille'e gitmişti ve Lille şov, şovuna devam ediyor. 18,5 milyon euro değeri var. Şu an en değerli oyuncumuz sanırsam Napoli'de istiyormuş. Jonathan Bamba'yı. Renato Sanchez yine Lille'in futbola geri döndürdüğü isimlerden biri diyebiliriz. Hani futbolcu olduğuna ikna etti muhabbeti var ya Ozan Tufan'ı. Renato Sanchez'i de biraz öyle oldu. Lille Bayern Münih'te tutunamamıştı. 156'da potansiyeli var. Renato Sanchez'in 20 milyon euro bedelle aldılar. Evet oyuncularımız bu şekilde savunma hattımızda biraz sıkıntılar var. Fonte ve Botman yine işte Maresic geldikten sonra orası biraz daha güçlenecek. Timothy veya bir teklif vardı. 10,5 milyon euro Newcastle United'a 10,5 artı sonraki satıştan %40 pay gibi bir teklif normalde potansiyelli bir isim veya e, bu teklifi kabul ettim ama ben yani %40 çok iyi. 10 milyon euro da şu an paraya da ihtiyacımız var. E, bir maça doğru gidelim. Bakalım Arsenal karşısında neler yapacağız. Evet ilk 11'imiz ekranlara geliyor. 4-2-3-1 dizilişiyle. Sağdayız. Arsenal'ın ilk 11'i de ekrana gelecek. Güzel bir maç bizleri bekliyor hazırlık maçında. Arsenal konuk edeceğiz. 4-2-3 1 Arsenal da aynı dizilişte sağda Odegaard, Aubameyang, Saka gibi isimler var. Yine Lacazette en üstteki isim Arsenal'da. Sağ kanattan taş atışını kullandılar. Odegaard döndü geriye Holding. Emil Smith-Rowe. Belerin orta Fonte karşıladı. Şimdi bize atak atak bizde Burak Yılmaz. Burak müthiş götürdü topu Burak. Leno üstüne vuruyor Leno'nun. Köşe vuruşunu Yusuf'la kullandık. Kafa vuruşu gelmedi. Bamba Yusuf'a tekrar. Canat'ın Bamba Yusuf ortası savunma girdi araya. Zeki. Zeki Çelik'ten Fonte. Bradaric. Bamba. Bamba çevirdi. Bradaric vurdu, attı golü. O oh koy Bradaric. Bradaric'in golü Hırvat sol bekle öne geçiyoruz. Onun da hafif bir sakatlığı var aslında şu an ama ona rağmen golünü attı Bradaric. Yusuf ortası Leno'da kaldı top. Yusuf yazıcı. Lille'in e, Türk piyasasında da hakim olması benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Biz de bu piyasada hakim olmaya çalışacağız. Renato Sanchez'in vuruşu direkten döndü. Savunma uzaklaştırdı. Yusuf Yazıcı ortayı yaptı. Kafa vuruşu savunma. Şimdi Saka. Bukayev Saka. için yaptığı hareket faul. Bradariç kart görüyor sanırsam evet. İlk yarının son anları derken mücadelenin ilk yarısı bitiyor. İkinci yarıda birkaç değişiklik yapacağız tabi hazırlık turnuvası Hazırlık maçı olduğu için burada içi bir çıkaralım. Reynaldo oyuna girecek. Daha sonra Jonathan David oyuna girecek. Bu şekilde başlayacağız ikinci yarıya. Arsenal başlıyor. Thomas Partey. Pas Aubameyang. Babakar Somare. Odegaard. Holding. Bellerin Arsenal iyi başladı. Bellerin vurdu. Emin Smith-Rowe seken topta topu gönderiyor. Maalesef Arsenal beraberliği yakaladı. 60. dakikada 3 oyuncu değişikliği daha yaptık veya Araujo ve, ah, ve Piet oyunda takımda bakalım bu değişiklikler nasıl etki edecek takımımıza. Oyuncuları denemek adına güzel maçlar oluyor aslında. Arsenal maçı da bunlardan biri oldu. Pratar için golüyle 1-0 öne geçtik daha sonra beraberliği yakaladı Arsenal. Üç bir atak daha yapıyor Arsenal. Pepe Eski bir Lille oyuncusu o da. Pepe'nin ortası Enketia. Pepe iyi götürdü topu. Ve Arsenal döne geçiyor maalesef. Maçın artık son 5 dakikasına doğru giriyoruz. Yorulan isimler var takımda. Değiştirelim. Ve oyuncumuz yine Zeka'yı da oyuna aldık. O oyuncu değişikliklerinden sonra takım biraz düştü. Açıkçası Takımın düşmesinden dolayı derken Jonathan David müthiş bir gol attı beraberliği yakaladı yine. Hani yenilmeyeceğiz biz dedi resmen Jonathan David müthiş bir gol. David'den e, bu gol beraberliği getirdi bize. Evet dediğim gibi oyuncu değişikliklerinden sonra takım birazcık düştü. Tam anlamıyla rotasyon açısından dar bir kadromuz var aslında. Çok geniş bir kadromuz yoktu Yine gelecek transferlerle yine genç isimleri de almaya çalışacağız takıma. Bradaric 5-8 gün. Piyette yine bir sakatlığı var. eee Jonathan David bir gol attı gerçekten, 20 yaşında o da. Önemli isimler, isimlerimizden biri Jonathan David de. Dediğim gibi çok fazla genişliğimiz yok. Kadro genişliği konusunda sıkıntılarımız var. 1-2 kiralık isim kadroya katabiliriz. Yine genç isimler alabiliriz takımımıza. Böyle baktığımız zaman güzel kiralık isimler de var. Mesela Angel Gomez mesela, gayet iyi bir isim. Ee, geri çağırıp oynatabileceğimiz isimlerden aslında ama maalesef geri çağıramıyoruz. E, ee, Thiago Maya yine 23 yaşında ama gayet iyi bir isim. Flamengo'da kiralık. Bayağı isimler var takımımızda. Genç isimler yine gelişim merkezine bakalım. Orada da e, takıma direkt katkı verebilecek isimler var. Isaac Lidaye yine genç bir isim. Potansiyelli de bir isim Lidaye. Şöyle bakalım 136 potansiyeli var. E, ee, şövalye yine kaleci. Genç kaleci. Bu yedek kalecimiz olacak bizim şövalye direkt. Ben onu bir az takıma çıkarayım. Bakmıştım daha önce. Fena profili yok gördüğünüz gibi. Takımlar da istiyor zaten. Ee, Los 2 takımından Ferhat Çoğalan. Yine Dil altyapısından yetişmiş olarak görünüyor ama sanırım. Bu da Bursa Spor'dan gitmiş olması lazım. 149 potansiyeli var. Ferhat'ın da gayet iyi isimler var takımda. 19 takımı da yine aynı şekilde potansiyelli isimlere sahip bir takım değil. Bakalım Inter maçına doğru gidelim derken Timothy veya e, Newcastle United'da genç oyuncuyu Newcastle United'a 10 milyon euroya gönderiyoruz. 10,5 milyon euroya. E, Paris Saint e Germain %15'ini aldı bu bedelin. Biz de önümüzdeki bedelden e, yaklaşık olarak %41 bedel alacağız. Taraftarlar biraz sinirlendi ama yapacak bir şey yok. Gidelim yavaş yavaş inter maçına doğru. Evet inter maçına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk 11'imiz ekranlarda yine Renato Sanchez, Yusuf Yazıcı gibi isimler. İlk 11'de Bamba yine kanatta. E, Forvet'te bu sefer ikon oynayacak. Canat'ın ikonu deneyeceğiz Forvet'te. De. Luis Araujo yine sağ kanatta oynayacak isim. Burak Yedekler arasında. E, Zeki yine 11'deki isimlerden biri. Ferhat Çoğalan'ı kadroya aldık bu maçta. Birkaç genç isim daha var. Ferhat'la birlikte hemen mücadele doğru yavaş yavaş geçelim. Bakalım Inter karşısında Arsenal'la oynadığımız oyunu oynayabilecek miyiz? En azından ilk yarıdaki oyunu oynarsak bizim için gayet iyi olacak. Evet ilk 11'imiz 4-2-3-1 dizilişiyle yine sağdayız. Duyuzaro Ojo bu maçta bakalım neler yapacak merak ettiğim oyunculardan biri. Inter 4-4-2 dizilişi 5-3-2 dizilişiyle özür dilerim. Ee, gördüğünüz gibi Vidal, Lukaku, Doutoro, Martinez gibi isimler var. Ee, Baya az kadroyla da çıkmışlar karşımıza işimiz zor. Bakalım neler olacak mücadelede. Serbest vuruşu kullanıyor Inter. Ikon, Kaptırdı topu Canat'ın ikon. Kaleye vuruş. Müthiş bir şut geldi orada. Kale vuruşunu kullandık. Fonte ile çıkıyoruz. Renato Sanchez. Canat'ın bamba. Ceka'dan pas. İkon. Canat'ın ikon attı. Ceka'nın pasında. İkon'un golü. 1 sıfırına geçiyoruz. İkon'la beraber. E, oyunun kontrolü bizde zaten şu ana kadar. Top da bizde. Yusuf yazacak aldı topu tekrar. Canatın Nikon bamba ortasıla Ujara Ujo Arojo geriye döndü. ha. JK. Ck'dan pas Zeki vurdu savunmada. Kaleci son anda çıkarttı Zeki Çelik'in şutunu Arojo köşe vuruşunu kullandı savunma. Yusuf çok güzel paslaştık ama. Handanovic'in kucağına gidiyor top. Gördüğünüz gibi top bizim ayağımızda müthiş bir isabet yüzdesiyle oynuyor takım. %92 gibi bir isabet var. Bir de sakatlık var bu arada ama biraz daha oynamaya çalışsın. İkinci yarıda değişikliği yaparız. Jalon'un yerine Andre'yi alacağız muhtemelen. Çünkü Botma biraz yorgun. Şöyle bakayım başka oynayabilecek bir isim var mı? Yani görünmüyor Benjamin Andre bence oynayabilir. Bir şansımızı deneyelim. Ne kaybederiz ki acaba? Ya da Sumare de olur. Sumare'yi oynatabiliriz. Oynasın. Hazırlık maçı en nihayetinde oyuncuları denemekten zarar gelmez diyelim. Sumare stopere çektik Sumare'yi. Eşraf hakimiyle kullanıyor Tacatışını. atışını. Barella. Vidal'in vuruşu. Az farklı dışarıda Arturo Vidal. Taj atışını kullandık yine. Canat'ın Bamba ortayı yaptı. Şimdi Zekiye tekrar bir ortada. Savunma karşıladı. Romelu Lukaku ile geliyor. Inter Lukaku. Magnan'dan seken top Lukaku'nun önünde kaldı ve Lukaku bu pozisyonları affetmez zaten. Topalara gönderdi Romelu Lukaku. Birbirlik eşitlik devam ediyor. Reynildo. Andre. Çarası David de oyunda bu arada. Rojo'ya geçmedi Bartelli'nin pası. Genç isimlerle de şanslarımızı deniyoruz. İşte Fakimi döndü geriye. Kaleye vuruş. Gagliardini. Magnan yani o golü yememeliydi. Başladık tekrar mücadeleye. 2-1 yine 1-0'ına geçtiğimiz mücadelede ikinci yarıdaki oyuna giren oyunculardan sonra e, takım biraz daha düşüyor. Neden olduğunu bunu çözemedik. Bir türlü değişikliklerimiz işe yaramıyor. Magna'nın kurtarışı var. Dakika 86. Pizzuto'yu da oyuna alalım. Stefano Sensi'nin ortası. Dembrosio Ambrosio. atışı bizim. Piet. Piet iyi sürdü topu. Piet. Piet'in vuruşu. Yandan dışarıda müthiş götürdü topu Piet. Dediğimiz gibi maçın ikinci yarısında yaptığımız değişikliklerden sonra yani oyuncuları zaten değiştiriyoruz. Rotasyona gidiyoruz bayağı bir. Bak diğer ne yapıyorsun abi? İki, iki tane uzaktan sapladı herif. Hiç acımıyor. Yani ikinci yarıda batırdı yine takım. Bu sefer toparlayacak bir adam da çıkmadı. Alexis Sanchez, Magnan ve mücadelenin artık son anları. Evet yani kadro genişliğimiz sıkıntılı. Burak ortası savunma girdi araya. Pinamonti'ye ya yaptı hareket. Faal sarı kart. Son bir şans Inter adına Magnan'da kaldı top. Hakem artık mücadeleyi bitiriyor. Maalesef 3-1 gibi bir skor. Yapacak bir şey yok. Biraz çalışacağız. Devam edeceğiz çalışmaya. 3 1 skor biraz ağır oldu. 4-7 gün. Yani Inter kötü bir takım değil. iyi bir takım ama biz de kötü bir takım değiliz. 3-1 yani 1-0 öne geçtiğimiz maçta ve topu da bizim topla bizde bizdeydi yani maçta. Ona 3-1 yenilmek gerçekten enteresan oldu. Önümüzde Salzburg maçı var. Daha sonra ne maçı var? Bakalım bir e, fikstürden hemen Salzburg ve Krasnodar maçları var. Yine daha sonrasında da Beşiktaş ve Victoria Kuyma aracı da oynayacağız. E, bakalım bir Beşiktaş hazırlık maçlarını bitirelim bu bölümde. Simülasyonlarımız olacak yine Salzburg ve Krasnodar maçlarını simüle edeceğim. Bir transfer yapmaya çalışacağız bakalım şöyle antrenör isimlerini alalım. Gördüğünüz gibi bir yandan da antrenörleri geliştirmeye çalışıyoruz. Evet antrenörleri de biraz hallettik daha sonra şimdi önümüzde Salzburg, Krasnodar ve Beşiktaş maçları var. Bir transfer harekatımız olacak. Gördüğünüz gibi burada birkaç isim takıma katılacak gidenler var yine. Biz Beşiktaş maçına doğru bir gidelim. Bakalım transferi halledebilecek miyiz o maça kadar. Evet Beşiktaş maçına geldik. Bu mücadelede de yine ilk 11'imiz bu şekilde olacak. Yeni transferlerimiz aramıza katıldı. Gördüğünüz gibi savunma hattımızın 4 isimden 3'ü tamamen değişmiş durumda şu an. Tinyedbay, geçtiğimiz e, Fenerbahçe kariyerimizde de takıma kattığımız isimlerden biriydi. Çok da güzel e, kar etmiştik 2 milyon euro gibi bedel alıp yaklaşık 12 milyon az falan sattığımızı hatırlıyorum. Alberto Moreno ve Dario Mares işte yine ilk 11'de olacak. Luka Imanusek yine ilk 11'deki isimlerden biri. E, şöyle baktığımız zaman Magnan bugün yedeklerde de, yedekte olacak. Şövalye oynayacak. Diğer kalecimiz nerede? Marvin Shep Aslında onu da ilk 11'e alabiliriz ama dursun bir kondisyonu kötü olan isimlerden bir değiştirelim. Marvin Şef ikinci yarıda oyuna girer Beşiktaş karşısında. Ee, 11'imiz bu şekilde. Hemen mücadeleye doğru geçelim. Önceki maçlardaki skorlardan da bahsedeyim size. Ee, önceki iki maçta Krasnodar'a 3-1 ile ve Salzburg'u da 7-2 gibi bir skorla geçtik. Oyuncularımız güzel işler yaptılar. Evet ilk 11'imiz ekranlarda. Canatın Bamba, Ivan Usek, İkon isimleri Burak Yılmaz yine eski takımla karşı Forvet'te oynayacak. Beşiktaş'ın ilk 11'i Josef de Souza, Oğuzhan Mensah, Gezal. Gezal müthiş bir performans ortaya koydu bu sezon. 5 gol, 17 asist yanılmıyorsam. Bakalım bu mücadelede neler olacak. Mücadeleye biz başladık. Köşe vuruşunu Bamba ile kullanıyoruz. Savunma, girdare, Canat'ın Bamba ortası. Bir müdahale daha. Yedvay, İvan Usek, Zeki... Canatın ikon, Sumare, Bamba'nın vuruşu. 1-0 Beşiktaş karşısında öne geçiyoruz. Canatın Bamba'yla. Alberto Moreno ile kullandığımız tac açısında top Beşiktaş'ta kaldı ama geri kazandık. Zeki'den pas. Canatın ikon 2-0. Canatın ikon Beşiktaş karşısında müthiş bir oyun ortaya koyuyoruz. Zeki, Sumare, İvan Usek. Sumare'den müthiş bir ala topu gördüğünüz gibi. Canatın ikon. Tekrarlar açıktı aslında ama orada golü seçmeyi unutmuşum. Ondan dolayı görünmüyormuş. Yeni fark ettim ben de. O yüzden bu mücadelede gollerin tekrarlarını izleyebileceğiz. Bu da bizim adımıza güzel oldu. Beşiktaş karşısında 2-0'lık üstünlüğümüz var. Köşe vuruşunu bambayla kullandık. Kafa vuruşu. Jonathan Nikon dışarı gidiyor. Kale vuruşunu kullandık. Şövalyeden pas. Nikon. Ikon. Bamba. Bamba geriye. Ivanusek Müthiş bir şut çıkardı ama olmadı. Luka Ivanusek. İlk yarıda artık son anlar. Beşiktaş'ın sadece bir şutu var. Onu da isabet bulamadılar. Ee, bayağı iyi bir ilk yarı geçirdik diyebiliriz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Yeni kalecimiz Şuvayp oyuna girecek. Daha sonra e, nerede Yusuf Yazıcı? Yusuf Yazıcı İvan Usek'in ya da Bamba'nın yerini alalım Yusuf Yazıcı'yı. İvan Usek'i bir de kanatta deneyelim. İkinci yarıda e, Luis Araujo'yu da Burak Burak'ın yerine oyunu alıp yine Canat'ın ikonu forvetle deneyeceğiz. Hemen başlatıyoruz mücadelenin ikinci yarısını. Beşiktaş'ta da iyi transferler var. Bling'i almışlar Beşiktaş'ta. E, baktığın zaman Bling gayet iyi bir isim. Taca zekiyle kullandık. Yusuf orada bir penaltı. Yusuf'a yapılan müdahale. Topun gerisinde de Yusuf Yazıcı var. Yusuf Ersin'i avlıyor ve 3-0'a getiriyor skoru Yusuf Yazıcı. İzliyoruz. Ersin çaresiz şimdi Bradaric kullandık birkaç oyuncu değişikliği daha yaptık Zeka, Bradaric yine Ferhat Çuvalan gibi isimleri oyuna aldık. Orta Zeki Çelik bir de gol de Zeki'den. Müthiş gol Beşiktaş'ı Türk yıldızlarımızla e, saf dışı bıraktık diyebiliriz hazırlık maçında 4-0'lık üstünlük. Zeki'den müthiş bir gol gerçekten. Ersin Destan oldu. Çaresiz Zeki Çelik 4-0'la Beşiktaş karşısında rahat bir oyun sergiliyoruz. Beşiktaş'ın henüz bir şutu var. İlk yarıda çektiği geri şut. Onun dışında bir etkinliği görülmedi Beşiktaş'ın bu dakikaya kadar. Taç atışını kullanıyoruz Zeki ile. Ferhat, Zeki, Ferhat, orta Yusuf 5 oldu. Yusuf yazıcı 5-0. Ferhat Çoğalan, Zeki Çelik, Ferhat'tan tekrar bir orta. 3 Türk oyuncunun paslaşması sonucunda Yusuf Yazıcı Utku'yu avlıyor. Bu arada kalite Utku varmış ikinci yarıda. Onu fark etmemiştim. Sin diyordum ama. Gol geldi. Son dakikalara girerken Canas'ın David'i de oyuna aldık. Bradaric. Dorukan girmeye çalıştılar olmadı. Bradaric. JK. Ferhat'tan pas geçmedi. Adem Laiç. Laiç sıyrıldı. Layıştan pas. Asiş, Dorukhan, Ensakala, Orta, kalecinin kucağına Schwepp alıyor topu. Son dakikanın girdir derken mücadele bitiyor. 5-0 gibi bir skorla Beşiktaş'ı e, mağlup ediyoruz. Gördüğünüz gibi istatistikler isabetli pas %89, %54 toplu oynama, 19 süt çektik, 11 isabet çut. 3.34 gol beklentisi Beşiktaş'ın yalnızca 3 şutu vardı takım e, transferlerle birlikte birazcık daha toparlandı diyebiliriz aslında e, 5-0 gayet iyi bir skor e, hazırlık maçlarını bu şekilde bitirdik diyebiliriz artık yavaş yavaş e, Victoria maçımız kaldı ikinci bölümde lig maçlarını yapacağız son maçı da simüle edelim Şöyle gidelim ileriye doğru transfer teklifi yaptığımız birkaç isim var. Onlardan cevaplarımızı alabilecek miyiz bakalım bölüm sonuna kadar. Evet, Kostas onlardan biri yine yedek stoper olarak alınacak. David Kostas gidecek bir iki isim var. Transfer teklifleri vardı. Benjamin Andre gibi isimlere. Bakalım neler olacak transfer döneminde. Ligde Lil müthiş bir oyun sergiliyor gerçekten. Gerçekte. <laughs> Ama bakalım biz burada neler yapacağız. Onaylayalım kaptanlar direkt. Hector Moreno Snorvitz diye gitmiş. Hemen bu mücadeleyi de bir simüle edelim. 11 bu şekilde olsun. Renato Sanchez yine 11'de. GCK'yı koyalım. Harojo yine kanatta başlasın hemen simülasyonumuzu yapalım. Victoria Guimaraş karşısında da ee, Kaç dakikalık bir bölüm oldu hiç bilmiyorum. 4-2'lik bir galibiyet alıyoruz. Burada da genç isim Lihadi de golünü atmış. Canatın Bamba, Canatın David ve Lihadi golü atan isimler 7 Yedvay'da 2 günlük bir sakatlık geçiriyor. Evet bölümün sonuna geldik artık. Gerçekten güzel bir bölüm oldu. Hazırlık mücadelelerimizi tamamlamış olduk. Sezonun hazırlık bölümünü bitirmiş olduk. Sezona hazırlık baktığımızda hazırlık maçlarında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. 10 maçta şöyle baktığımız zaman Beşiktaş, Guimaraes, Krasnodar, Salzburg gibi isimleri devirdik. Arsenal ve Inter maçları bizim için zor olan maçlarda. Arsenal'la beraber Inter de Inter'de de mağlup olduk Inter'e de. Yine Çin ekipleriyle yaptığımız mücadeleleri de kazandık. Beijing Guan sadece berabere kaldığımız isim. Olduğu transferlere baktığımız zaman güzel de transfer yaptık gerçekten. Bakalım önümüzdeki sezon bizleri neler bekliyor diyelim İvan Utsuk gibi isimler gerçekten Moreno, Maresic yine büyük bedeller ödediğimiz isimler önümüzdeki bölümde artık lige giriş yapacağız şöyle bakayım süre. Mets, Angels ve Nant maçlarını yaparız en aşağı Paris Saint Germain maçına kadar oynayabiliriz ya da yine arada bir simüle edeceğimiz maçlar da olabilir 3. bölümde de Paris Saint Germain mücadelesiyle başlarız diyelim beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. önerilerinizi, isteklerinizi yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.